Pera Palas dizisi yayınlanınca Ahmet Hakan nefret edecek başka bir şey kalmamış gibi diziden ve Hazal Kaya oyunculuğundan nefretini açıklayıverdi. Gözlerine ifade yüklemesini bilmiyor dedi. Hep şımarık kız çocuğu gibi dedi. Hani bilmeyen eski bir husumeti var sanır. Aslında Hakan görüş değiştirmekteki cömertliğiyle de tanınır. İleride bir gün Hazal Kaya oyunculuğuna hayranlığını ifade edebilirdi. Ancak Hazal hiç de sabırlı biri değil. Hemen cevabını verdi. Oyunculuğundaki incelikleri anlatıp herkesi ikna etmeye çalıştı. Zaman tünelinde 100 yıl geriye giden bir kız tabii aptallaşır dedi. Ahmet Hakan'ı vasat olmakla suçladı. Oyuncu arkadaşlarından da destek geldi. Tuğba Büyüküstün, Ahmet Hakan'ın yazılarını neden okumadığını açıkladı. Okumadığı yazıları değerlendirmek Tuğba'ya özgü bir ustalık. Tartışmaya Cem Yılmaz da dahil oldu. Son zamanlarda çokça eleştirildiği güldürememe konusunda yeni bir örnek sergiledi. Bir törende ödül verirken en iyi kadın oyuncu ödülünü Ahmet Hakan'a veriyorum diye espri yaptı. En iyi kadın oyuncu ödülü verecek olan Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan. Sosyal medya ahalisi ise bir taraf tut ve bir düşman bul ilkesiyle hareket ettiğinden derhal kavgaya tutuştu. Bu arada iki oyuncu dizi tanıtımlarında kendilerine yer verilmediği için şirkete ihtar çekti. Bize gelince, yayıncı şirkete tek tavsiyemiz var. Böyle bilim kurgusal işleri başka yerlere bırakın. Bize bir başkadırla, kulüple gelin arkadaş. Neyse, biz bugün diziyi değil, diziye ilham veren Pera Palas'ı anlatacağız. Çünkü onun bir diziden çok daha büyük bir hikayesi var. Abidin Dino'nun deneyimiyle o düş gören otel. 127 yıllık tarihinde inanılmaz olaylara şahitlik yaptı. Mesela otele prens olarak girip kral olarak çıkan var. Arabası bir göl kenarında ağaca çarpmış olarak bulunup kaybolan Agatha Christie, gerçekte Pera Palas 411 numaralı odasında mıydı? Medyum nasıl olduğu gizemi çözecek anahtarın bulunduğu yeri gösterebildi. Otelden kovulduktan sonra dönüp oteli satın alan sarhoş serseri kim? İstanbul'u işgal etmiş İngilizlerle Kurtuluş Savaşı'nı planlayan Mustafa Kemal'in yollarının kesiştiği bu otelde neler yaşanmıştı? Mustafa Kemal, işgalci İngiliz subaylara nasıl racon kesmişti? 101 numaralı odada bulunan seccadenin üstündeki sır ne? Hadi başlayalım. ...600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına 25 yıl var. 4 Ekim 1883'te trenlerin kralı ve kralların treni Orient Express Paris'ten yola çıktı. Paris, Münih, Viyana, Budapeşte, Bükreş, Sofya güzergahı üzerinden 80 saatte İstanbul'a vardı. Bizdeki adıyla Şark Ekspresi'nin ilk yolcuları yüksek tabakadan bürokratlar, gazeteciler, yazarlar ve zenginlerdi. Heyecanla Doğu'nun mistik başkenti İstanbul'a geliyorlardı. Gelenler şehirlerde bir elin parmaklarını geçmeyen konforsuz otellerde ve seyahate özel olarak kiralanmış Pera civarındaki azınlık evlerinde kalıyordu. Paris'ten İstanbul'a kadar havyar yiyip Fransız şarapları içen konukların İstanbul'da sıradan yerlerde kalması sorun olmuştu. Konaklayacakları şanlarına yakışır bir otele ihtiyaç vardı. Bu sıralarda Ermeni Esayen ailesi Pera Caddesi'nin hemen arkasında ihtişamlı bir otel binası inşa ettirmeye başlamıştı. Bu bina tren şirketinin dikkatini çekti. Ailenin istediği para pazarlık dahi yapılmadan verildi. Otel artık tren yolu şirketinindi. Binanın mimarı Osmanlı vatandaşı Fransız Alexander Valery'di. Osmanlı Bankası binası, Güzel Sanatlar Fakültesi, Büyükada Yetimhanesi, Tıp Fakültesi, Taksim Meydanı gibi eserlerin mimarıydı. Sonradan Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin de ilk kurucusu olacaktı. 1895'te açılış balosu yapıldı. Otele Internasyonel adı verilmişti. Ama ruhuna daha uygun bir isim aranıyordu. Mimar Valery, otele ismini vermek için bir davet verdi. 50 kadar seçkin davetli huzurunda Pera Palas ismine karar verildi. Mahalle imamı Hacı Mehmet Efendi'nin duasından sonra 2. Abdülhamit Marşı çalınarak açılış yapıldığında tarihler 1 Eylül 1895'i gösteriyordu. Açılış töreninde dönemin İstanbul önde gelenleri ve İstanbul'a gelen Batı aristokrasisi buluştu. Otelde hiçbir lüksten kaçınılmamış, en kıymetli gümüş takımlarla, kristallerle, porselenlerle donatılmıştı. Osmanlı topraklarındaki ilk asansör, Avrupa'nın ilk elektrikli asansörünün Eyfel Kulesi'nde hizmete girmesinden sadece 3 yıl sonra Pera Palas'ta inşa edilmişti. Otelin müşterilerini taşıyan Şark Ekspresi, yolcularını Sirkeci Garı'nda indiriyor, 4 kişinin taşıdığı tahtirevanlarla otele geliyordu. Bundan birkaç yıl sonra aynı güzergah için önce atlı, sonra elektrikli tramvay yapıldı.
Otelin Orient Barı'nın mutfağı sınırları aşmıştı. İstanbul'da köri baharatının kullanıldığı ilk mutfaktı. Zengin Avrupalıların en gözde yemeği olan kaplumbağa çorbası da ilk bu mutfakta pişirildi. Öyle ki İngiliz bir gezgin seyahat defterine Pera Palas'ta yediğim havyarsa eskiden çizme cilası yemişim notunu yazmıştı. İngiliz kral 8. Edward sonradan uğruna tahttan feragat edeceği müstakbel eşiyle Pera Palas'ta kalmıştı. Otele Galler prensi olarak gelmiş, babasının ölüm haberini Pera Palas'ta almış, otelin kapısından İngiliz kralı olarak çıkmıştı. Hatta Atatürk'ün özel hizmetlisi Cemal Granada, Bir Uğraşın Anıları isimli kitabında bu ziyaretle ilgili Atatürk'ün bir gözlemini şöyle aktarır. Kralın madama karşı zaafı olduğunu görüyorum. Korkarım ki tahtını bu kadın yüzünden kaybedecek. Atatürk'ün dediği gibi de olacaktı. Kral Edward'ın boşanmış bir kadınla evlenme isteği Birleşik Krallık'ta krize yol açtı. En sonunda sevdiği kadınla evlenmek için tahttan çekilmesiyle son buldu. İstanbul'un işgal günlerinde Atatürk'ün Pera Palas Oteli'ne yaptığı bir ziyaret sonrasında işgal komutanlarından bazıları da orada bulunuyordu. Sıradışı zamanlardı. İşgalci İngiliz subayları ve Osmanlıların subayları aynı salonda birbirlerine diplomatik güç gösterisi yapıyorlardı. Bir gece salonda Mustafa Kemal'i fark eden İngiliz subaylar onu masalarına davet etmek istediler. Mustafa Kemal bu istek üzerine şu unutulmaz cümleleri kurdu. Her ne kadar şu anda İstanbul'un sahibi onlar gibi görünse de yakında gidecekler. Bu nedenle kendileri burada misafirdir. Bizde de misafirler ağırlanır. O yüzden arzu ederlerse onlar benim masama buyurabilirler. Paşa diplomatik dille raconu kesmiş ve gerekli cevabı vermişti. Osmanlı'nın son çeyreğini girilirken imparatorluk topraklarında ne yaşanıyorsa Pera Palas koridorları da buna şahitlik ediyordu. Otelin Orient Barı'nda dünyanın en değerli şarapları yudumlanıp, Wagner, Strauss, Schubert gibi ünlü bestecilerin eserleri çalınırken bir köşede yemeğini yiyen Atatürk'ün klasik menüsü oldukça mütevazi duruyordu. Selanik usulü ıspanaklı börek, karnıyarık pilav ve irmik helvası. Pera Palas'ta bunlar yaşanırken hem Osmanlı hem de dünya zor günler geçiriyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Orient Ekspresi seferleri aksamaya başlamıştı. Otelin işletme sahibi Wagon Lit firması da iflasın eşiğine gelmişti. Tam da bu günlerde Mersin Rum eşrafından Anastasia Dis Podosaki adında üstübaşı hırpani bir adam bir gece ansızın otelin kapısından içeri girdi ve bir oda istedi. Resepsiyon görevlileri kılığından dolayı kendisini kibirli bir dille otele kabul etmediler. Podosaki Mersinli bir milyonerdi. Ama servetiyle gösteriş yapmayı sevmezdi. ''Bana bu gece yer vermediniz ama yarın bu oteli satın alacağım.'' dedi ve çıktı. Ve dediğini yaptı. Oteli bir gün sonra satın aldı. 1917 yılı gelmişti. Sovyet devrimden kaçan 200 bin beyaz Rus İstanbul'a sığındı. Beyaz Ruslar o dönemde batıda çok yaygın olan tangoyu da beraberinde getirmişti. Tangonun Arjantin'de başlayan yolculuğu Rusya üzerinden Osmanlı'ya ulaşmıştı. Artık 1. Dünya Savaşı sona doğru yaklaşıyor, Cumhuriyet kuruluyordu. 2 yıl sonra işgal kuvvetleri Pera Palas'tan da İstanbul'dan da ayrıldı. Geldikleri gibi gitmişlerdi. 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşuyla ülkede ve Pera bölgesinde değişim başladı. Savaş bittikten sonra mübadele sebebiyle Podosaki oteli devlete bırakmak zorunda kaldı. Otel 2 yıl kadar devlet adına İstanbul Defterdarı Reşat Bey tarafından işletildi. Sonra Pera Palas'ın yeni talibi çıktı. Misbah Muhayyeş. Lübnan'ın en ünlü zenginlerindendi. Mustafa Kemal ile Suriye'de görev yaptığı yıllarda yakın dost olmuşlardı. Atatürk'ün isteğiyle Pera Palas'ı 600 bin Osmanlı altını ödeyerek satın aldı. 1925 yılında isimlerin Türkçeleştirilmesi kararı tabelalara da yansıdı. Pera Caddesi İstiklal Caddesi oldu. Pera Palas'ın adını aldığı Pera da Beyoğlu olmuştu. Ama Pera Palas adıyla yaşamaya devam edecekti. Takvimler 1927 yılını gösteriyordu. Özellikle Hindistanlı Müslümanlar arasında emperyalizme karşı verdiği mücadele sebebiyle Atatürk çok sevilen bir liderdi. Hintli bir mihrace de Atatürk'e siyah ipek üzerine altın sim işlemeli bir seccade hediye göndermişti. 10 yıl sonra Atatürk hayatını kaybettiğinde seccadenin üzerine kasımpata çiçekleri ve Hint kültüründe ölümü sembolize edilen filler üzerindeki saat motifi dikkatleri çekti. Seccadenin üzerindeki saat 09:07 idi. Atatürk'ün kalbinin durmasından 2 dakika sonrasını, yani beyin ölümünün gerçekleştiği anı gösteriyordu. Bu seccade bugün de Atatürk'ün sevdiği 101 numaralı Pera Palas Müze Odası'nda duruyor. Otel ise aynı ihtişam ve görkemiyle genç cumhuriyetin yeni konuklarını ağırlamaya devam ediyordu. Ama Pera Palas'ın bir misafiri vardı ki, gizemli kalemi ve sırlarıyla otelin tarihine adını çok özel harflerle yazdıracaktı. Dünyanın en ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie.
İstanbul'a yolu ne zaman düşse soluğu Pera Palas'ta alıyordu. Otelin ruhu yazdıklarına sindikçe daha bir yaratıcı hissediyordu kendisini. En önemli romanlarından Şark Ekspresi'nde cinayetin bir bölümünü Pera Palas'ın 411 numaralı odasında yazmıştı. Agatha Christie 1926 yılında bir sabah kocasıyla yaşadığı bir kıskançlık krizi sonrası aniden Londra'daki evinden çıktı ve kayboldu. Arabası bir göl kenarında ağaca çarpmış olarak bulundu. Ancak kendisinden iz yoktu. Kaybolması romanlardaki gizemi aratmayacak bir hikayeye döndü. 11 gün sonra Agatha Christie hiçbir şey olmamış gibi birden ortaya çıkıverdi ve ölene kadar o 11 gün konusunda hiçbir açıklama yapmadı. O 11 gün boyunca ne olmuştu? Biriyle birlikte miydi? Neredeydi? Konu yıllarca özellikle edebiyat ve sinema dünyasının merakı olarak kaldı. 1979 yılında Agatha Christie'nin hayatını filme çekmek istediğinde Warner Bros. Yetkilileri bu sırrı ortaya çıkarmak için ünlü medyum Tamara Rand'in kapısını çaldı. Medyumun uzmanlığı ruhlarla iletişim kurmaktı. Medyum Rand, Christie'nin hayatındaki kayıp günlerin sırrının yazarın günlüğünde olduğunu söyledi. Günlüğün anahtarı ise Agatha Christie'nin Pera Palas'ta kaldığı 411 numaralı odada saklıydı. Warner Bros. Yetkilileri hemen İstanbul'a gitti. Yapılan araştırmalar sonrasında anahtar 411 numaralı odanın kapısının arkasındaki süpürgeliğe sıkışmış bulundu. Oteli bir yıl önce dönemin ünlü iş adamı Hasan Süzer almıştı. Hasan Süzer'in anahtarı vermek için şartı ise netti. 2 milyon dolar. Pera Palas artık dünya medyasındaydı. Ancak 1979 yılının Haziran ayında otelin greve girmesiyle planlar suya düştü. Pera Palas, tarihinde ilk kez 9 ay kapalı kalacak, 11 günlük sır da gizemini koruyacaktı. Yarım kalan bu esrarengiz hikayeyle Agatha Christie'nin Pera Palas günleri beyaz perdeye yansıyamadı. Ama Netflix'in Pera Palas dizisinde kaybolan anahtar zaman makinesini çalıştırıyor. Böylece Hazal Kaya, Atatürk'ü bir suikastten kurtarmaya çalışıyor. Ressam Abidin Dino, hem yazıp hem de resmettiği Pera Palas kitabında "Oteller düş görür mü?" diye soruyor. Oteller düş görür mü bilmek zor ama Pera Palas'ın tüm misafirleri için hep bir düş olduğu muhakkak.